Arkadaşlar selam. Bugün bacaklarınızın kalın durmasındaki en önemli etkenlerden biri olan iç bacak kısmını çalıştıracağız. Birçok kişinin iç bacaklarından şikayetçi olduğunu biliyorum. İç bacak zannedildiği kadar zor çalıştırılan bir bölge değil. Bugün göstereceğim hareketlerle iç bacaklarınızı çok iyi çalıştıracağız ve sıkılaşmasında, iç bacaklarınızın incelmesinde çok etkili olacak. Sizlere bu hareketleri göstereceğim. Çok iyi bir antrenman olacak ama tabii ki her zaman söylediğim gibi yeme içmemize de yani diyete çok önem vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu yaptığımız antrenmanla birlikte aynı zamanda diyetle de desteklersek muhteşem sonuçlar alacağınızı kesinlikle eminim. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum çünkü bugün 6 hareketimiz var ve bu 6 hareketimizi 3 set yapacağız ve setlerimiz de 12 tekrar olacak. Gösterdiğim hareketleri olabildiğince hissederek ve doğru bir şekilde yaparsanız daha ilk antrenmandan etkisini fark edeceksiniz ama asla hareketleri yaparken zor geliyor diye yarıda bırakmayın. Yapabildiğiniz kadar yapın. Gün geçtikçe daha da güçlenip antrenman daha kolay gelecek. Bu arada nasıl besleneceğiniz konusunda bir video yaptım. Yağ yakarken kas yap videosu. Bunu da antrenmanla birlikte uygularsanız çok güzel verim alacaksınız. Şimdi hemen antrenmanımıza başlayalım ve o iç bacakları editelim arkadaşlar. İlk hareketimizin ismi alternate side lunge. Yani bir sağa bir sola gideceğiz. Hemen hareketi gösteriyorum. 12 tekrar yapacağız. Bacaklarınızı bu şekilde açın. Elinizi isterseniz bu şekilde ya da bu şekilde tutabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde durabilirsiniz. Bir sağ, bir sol. 12 tane sağ, 12 tane sol yapacaksınız arkadaşlar. Bu hareketi yaparken olabildiğince dik durmaya çalışın. Eğilebildiğiniz kadar eğilin ama öne çok fazla gelmeyin bu şekilde arkadaşlar. Parmak uçlarınız dik karşıya baksın. Bu hareketle hem hafiften bir antrenmanımıza ısınma gibi olacak arkadaşlar. Dizlerinizi bükmemeye çalışın. 12 tekrar sağ, 12 tekrar sol yaptığınız zaman bu hareketi bitirin ve İkinci sete geçin arkadaşlar. Hareket bitiminde 45 saniye ara verebilirsiniz. Eğer diğer hareketlerde çok yorulursanız bu 45 saniye 1 dakika da olabilir. Bunu siz ayarlayın ama çok fazla da ara vermenizi tavsiye etmiyorum. Şimdi ben video uzamasın diye hemen ikinci hareketimize geçiyorum. Ama siz bu hareketi 3 set yaptıktan sonra ikinci harekete geçin. Arkadaşlar şimdi ikinci hareketimizin ismi sumo squat. Sumo squat içinde bacaklarımızı bu şekilde açıyoruz. Normal squat'tan farkı, normal squat'ı bu şekilde açıyoruz. Bunda şimdi bacaklarımızı bir sağ bir sol yönde açacağız arkadaşlar. Hareketi yaparken yine dik duruyoruz. Az önceki gibi eller isterseniz ensede, isterseniz bu şekilde önde ya da bu şekilde yapabilirsiniz. 12 tekrar yapacağız. Çömelebildiğiniz kadar çömelin. Ve hareketi olabildiğince yavaş ve hissederek yapın. Yukarı çıkarken kalçanızı sıkın. Aşağı inerken nefes alın. Yukarı çıkarken nefes verin. Yani zorlandığınız zaman da nefes vereceksiniz arkadaşlar. Dizlerinizle parmak uçlarını fazla geçmemeye çalışın. Dik durun. Ve yukarı doğru çıkarken kalçanızı sıkın. Eğer daha zorlasın istiyorsanız tamamen yukarı çıkmayın arkadaşlar. Bacaklarınız sürekli kasılı kalsın. Daha zor bir şekilde yapabilirsiniz. Bu hareketi de 12 tekrar yaptıktan sonra 45 saniye ile 1 dakika arasında ara verin. Ve ikinci sete başlayın arkadaşlar. 3 set yaptıktan sonra diğer harekete geçiyoruz. Şimdi üçüncü harekette. Üçüncü hareketimizi şimdi yerde yapacağız. Bacaklarımızı yukarı kaldırıyoruz. Bir sağ, bir sol. Sonra tamamen açabildiğimiz kadar açıyoruz. Bir. Bu hareketi de 12 tekrar yapıyoruz. Hem hafif bir dinlenmiş de oluyoruz diğer hareketlere. Bu hareketten sonra 3 hareketimiz kalmış oluyor arkadaşlar. Kolay gibi gözükebilir ama gayet bacaklarınızı zorlayan bir hareket. Yaparken siz de bunu anlayacaksınız.
12 tekrar bu hareketimizi de yapıyoruz. 45 saniye dinlenip ikinci hareketinize geçiyorsunuz. Bunu da 3 set yaptıktan sonra bu hareketimiz de bitiyor. 4. harekete geçiyoruz. Arkadaşlar 4. hareketimizi de yine matta yapıyoruz. Bu hareketimizin ismi Leg Rainbow. Yani bu şekilde duruyorsunuz. Önde sağ bacağınızla 12 tane. Sanki bir gökkuşağı çiziyormuş gibi. Bu hareketi yaparken kalçanızı olabildiğince sıkın ve hissetmeye çalışın. On iki sağ yapacağız. Daha sonra diğer bacağımıza geçeceğiz. Hareket dışarıdan kolay gözüküyor olabilir ama yaparken anlayacaksınız. Yavaş yavaş ve hissederek yaptığınız takdirde gerçekten kalçanızı ve iç bacağınızı oldukça hissedeceksiniz. Şimdi sağa 12 yaptıktan sonra hemen sola geçiyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde sola da 12 tekrar. Toplam 24 tane yapacağız. Sağ ve sol bacağı değiştirirken dinlenmeyin. Solu bitirdikten sonra 45 saniye dinlenirsiniz. Oldukça etkili bir hareket bu da. Eğer çok zorlanırsanız bırakmayın. Yapabildiğiniz kadar yapın. Zaten yaptıkça güçleneceksiniz. Ve antrenman size kolay gelmeye başlayacak. Şimdi sağ ve solu bitirdikten sonra 45 saniye dinlenin ve 3 set yaptığınızda da diğer harekete geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 5. hareketimizdeyiz. 5. hareketimizin ismi Inner Leg Lift. Bu hareketimiz için de yine minderimizi bu şekilde yapıyoruz. Kolumuz 90 derece dik bir şekilde duracak. Önce sağ bacağınızı yapacaksanız sol bacağınızı bu şekilde alın ve sağ bacağınızı yavaşça bu şekilde kaldırın. 12 tekrar yapacağız bu hareketi. Yukarı kaldırırken nefes verin. Sağ 12 tekrar, sol 12 tekrar yapacağız. Kolay gibi gözüken hareket ama bu da çok zor. Yaptıkça güçleneceksiniz ve kolay gelmeye başlayacak. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. 12 tekrar aynı bu şekilde. Kol yine dik oluyor. On iki tekrarda sol bacağınızı kaldırıyorsunuz. Eğer daha zorlasını istiyorsanız bir saniye burada bekleyebilirsiniz. Sonra aşağı indirin. Bunu da bir kere yaptıktan sonra 5 saniye ara verin. 3 seti tamamlayın ve son hareketimize geçelim. Arkadaşlar son hareketimiz için bir sehpa, sandalye, herhangi bir şey, bunun gibi yüksek bir şey bulabilirseniz çok iyi olur. İsterseniz bench de yapabilirsiniz. Ama ben şimdi size bunu burada göstereceğim. Hareketimizin ismi Diamond Bridge. Bacaklarımızı bu şekilde koyuyoruz. İsterseniz eliniz bu şekilde ya da bu şekilde de koyabilirsiniz kollarınızı. Kalçanızı kaldıracaksınız. 12 tekrar yapıyoruz bu hareketle. Yukarıda 1 saniye tutabilirsiniz. Yavaş yapın. Ve tamamen aşağı kadar neredeyse indirin arkadaşlar. Neredeyse değsin kalçanız ama değdirmeyin. Yukarıda tamamen çıkarın. Bu son hareketle iç bacağınızı oldukça çalıştıracaksınız. Aynı zamanda çok iyi bir kalça antrenmanı yaptık. Hem bacaklarınızı hem de kalçanızı sıkılaştıracaksınız bu antrenmanla. Antrenmanımız bu şekilde bitiyor arkadaşlar. Çok etkili bir antrenman paylaştım sizinle. Denediğiniz anda zaten ilk antrenmanda daha fark edeceksiniz. İç bacak gerçekten bacaklarınızı kalın gösteren bir bölge. Bu hareketlerle yaptığınız zaman bacaklarınız daha ince olacak ve sıkılaşacak. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bütün sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Efsane videolar gelecek. Takipte kalın.